Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Karaca. Bugünkü videomuzda çok kısa bir şekilde karavan izolasyonunun nasıl olması gerektiğini hemen kısa bir videoda çekeceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, bu artan kurlarla birlikte izolasyon malzemelerinin fiyatları da çok arttı. Ve bununla ilgili de en düşük maliyette kendi karavanımızı nasıl izolasyon edebiliriz ve karavanımızda nasıl bir seyahat yapacağımızın konusuna geldiğimizde karavanımızı hemen güzel bir şekilde izolasyonunu ve sağlıklı bir şekilde yapıp bu konuyu kapatmak aslında en önemli nokta bu. Maliyetler artmasın, sağlıklı bir ürün kullanmak daha faydalı. Öncelikle şunu anlatayım arkadaşlar. Hemen karavan izolasyonu 4 aşamadan geçiyor. Isı, ses, ısı yansıması, pardon oto ses, ısı yansıması ve ısı yalıtım, ses yalıtım malzemesi. Daha sonra da nem kesici olarak da yapılıp karavanının izolasyonu kapatmak en doğru olan arkadaşlar da. Öncelikle şunu söyleyeyim. Karavanınız -15 dereceye kadar, yani -15 derecenin altına düşecekse ona göre bir izolasyon tercih edilmeli. Ama benim anlatacağım şu anki izolasyon grubu -15 dereceye kadar. Geçerli, -15 derecenin altına düşecekseniz ona göre de ürününüzü farklı bir yöntemlerle yine tekrar da değerlendirilebilir. Arkadaşlar aracın sacına şöyle bir tane bitimsel otobandımız veya simsel miydi? Öyle bir marka var arkadaşlar. Bunlar membran arkadaşlar. Bildiğimiz baca etrafına yapılan membranların aynısı. Fakat bunu biz izolasyon olarak da sacın titreşimini kesmek için bulduğumuz bir çözüm. Asıl, bir dakika arkadaşlar, asıl ürünü de göstermek istiyorum. Asıl şirketlerin, yani kurumsal şirketlerin, bugün araç sektörünü üreten şirketlerin, isim veremiyorum, markaların kullanmış olduğu ses bandı aslında bu arkadaşlar. Ama maliyet olarak çok pahalı olduğu için biz de buna bir çözüm olarak da bitimsel otobandı ve simsel otobandı olarak bulduk. Aslında bütün araç sektörü bu malzemeyi kullanır. Ama biz yine buna ek olarak, bir mamul olarak da şöyle bir ürün bulduk. Bu ürünle de kendi maliyetlerimizi düşürmek adına bunu kullanmak. Sacın titreşimini kesiyor mu? Kesiyor. Yeterli diye düşünüyorum. Arkadaşlar daha sonra sacdan gelen yakma hissiyatı vardır. Yakma hissiyatını hemen kesmek için Bisofol Abba, yani Bisofol Abba dediğimizde bu bir marka, fakat alüminyumlu balonlu ve poşet olmalı. Bu alüminyumlu balonların poşetlerinin içinde iki balonlu poşet olanlar var. Bir de tek balonlu poşet var. Bunların özelliği, amaç bunları yanmayanlardan almak. Yananlarda kesinlikle almamak. Şimdi hemen onu yakalım tekrar. Arkadaşlar şöyle yaktığınızda kesinlikle ürün yanmayacak. Bakın burada ben yakıyorum. Siz orada ateşi göremiyorsunuz. Kendi şeyinizde içindeki laylon yanar. Bakın arkadaşlar. Ama kendi alüminyum kısmında yanıcı olmaması gerekiyor. Bunun özelliği de arkadaşlar, dışarıda örnek veriyorum, aracınızı park ettiniz, Muğla'ya gittiniz ya da işte ne bileyim İzmir'e gittiniz, çok sıcak bir bölgeye gittiğinizde o sıcak bölgede aracınızın dışarı 20 derece sıcaksa veya 30 derece sıcaksa, aracınız sacı iki kat iletken olduğu için, iki kat ısınacağı için orada ne yapmış oluyor? Yalıtım malzemesini veya o sıcaklığı içeriye vereceği için yakacak. Kısacası bunu hemen Bisofol Abba'mızda kullandık arkadaşlar. Daha sonra Bisofol Abba'mızın üzerine bir yalıtım grubu tercih etmemiz gerekiyor. Isı ve ses yalıtım malzemesi arkadaşlar. Isı ve ses yalıtım malzemelerinde bugün çok, en çok keçe kullanılıyor. Daha sonra da işte elamustrik vesaire falan kullanılıyor. Taş şunu kullanan var, XPS kullanan var. Ama fakat biz buradaki hem maliyetlerimizi düşürmek adına hem de buradaki sağlıklı ürünlerden bir tanesini bahsetmek gerekiyor. Arkadaşlar şimdi burada görüyorsunuz, bu elamustrik. Elamustrik'in üzerinde bir alüminyum var. Bu aslında alüminyum değil. Bu metaliz olan folyo dediğimiz kısım. Arkadaşlar bir de şöyle kendinden yapışkanlı ve kendinden yapışkanlı bir elamustrik grubumuz var. Bu elamustrik grubu yanmadığını söylüyorlar. Doğru, yanmıyor arkadaşlar. Çünkü bu malzemeler yangın testleri falan yapılmış ve sadece koku sağlıyorlar. Bu elamustrüğü de kullanan çok arkadaşlarımız var. Hemen şöyle göstereyim.
Elomusturi. Fakat ben kendi şahsi adıma söylüyorum. Ben Elomusturi'yi hiçbir müşterime önermiyorum. Hem kanserojen bir malzeme olduğu için hem de ciddi bir şekilde koku çıkarttığı için önermiyorum. Üstündeki alüminyum kısmı yanıyor mu sorusuna ben bu numuneleri yakmayayım arkadaşlar. Elimde eski malzeme olarak şöyle. Hatta bu takviyeli folyo band, yani takviyeli band arkadaşlar. El üstündeki hemen yakalım. Çok ciddi bir şekilde koku çıkartıyor arkadaşlar. Bakın folyo yanıyor. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın zehirli gaz zaten çıkartıyor. Bunu hemen şöyle elimdeki numunelerden de bir tanesini yakayım arkadaşlar. Yanmıyor diye bir şey yok. Yanıyor arkadaşlar. Bu ham maddesi arkadaşlar lastik olduğu için ama bir de içine bunu birleştirmek için tutkal karıştırdığı için bakın hemen çok çok ciddi bir koku çıkarttı. Bizim amacımız burada bir ürünü kötülemek değil. Sadece karavancılar nasıl bir izolasyon kullanacak ve ne yapacak? Peki biz bütünsel otobandımızı sacın titreşimini kesmek için kullandık. Daha sonra biz bizofolabamızı kullandık. Sacın yansımasını kestik. Bizim neye ihtiyacım var? Isı ve ses yalıtıma ihtiyacımız var arkadaşlar. Aynı zamanda da elomüsürün ısı yalıtım değeri de çok yüksek olmadığını söyleyebilirim. Bu yüzden de biz daha çok böyle keçe grubuna tercih etmemiz gerekiyor. Keçe grubuna tercih ettiğimizde de birçok keçe var. Hatta bir tane firma var sürekli kendini öne atıyor. Yok biz şöyleyiz, yok ben doktorum, işte ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Saçma sapan şeylerle müşterinin kafasını karıştırıyor. Arkadaşlar ben şuradaki keçelerden birkaç tanesi getireceğim. Bahsettiğim şekilde arkadaşlar bu arkadaş bizim ürünlerimizi de kötülemeye çalışıyor. Aynı zamanda yok işte şöyledir vesaire falan bizi kötülemeye çalışıyor. Aslında hiçbir alakası yok. Bakın arkadaşlar bu Iso Green miydi bilmiyorum. Green keçe dediğimiz kısacası markası ne olduğunu bilmediğim bu malzeme bildiğimiz kıyafet vesaire falan da yapılıyor. Bir malzeme. Bunlar malzemeler tabii ki bu şekilde. Bu bir keçe. Aslında bunu çok önermediğim bir malzeme. Bir de şöyle bir keçe var arkadaşlar. Bu keçe tamamen ham maddesi. Çok kaliteli ve çok başarılı bir malzeme. Fakat bu malzeme çok pahalı bir malzeme olduğundan dolayı Türkiye'de çok nadir üretiliyor. Biz genellikle de izoton, izoguard, izofelt gibi ürünler üretiyoruz. Bunlarla ilgili de hemen bir detay vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu ürün preslemiş. Bahsetmiş olduğum firmanın malı o aynısı birebir bizde de üretiyor ikinci kalite diye geçiyor. O kişi de bu malzeme %100 polyester. Yani polyester dediğimizde belli bir kısmı plastik grubuna girmiş oluyor. Gerçi bugün Türkiye'de plastik grubuna girmeyen hiçbir ürün yok arkadaşlar. Karavan içerisinde bunu kullandığınızda bakın. Damla damla ve alevi yürüten bir malzeme diyebilirim arkadaşlar. Bu malzeme de bu şekilde ilerliyor. Bunu kapattık arkadaşlar. Şimdi bizim kendi ürünümüzü ve bir parça kesmek istiyorum arkadaşlar. Bu ürünün de bizim birinci kalite dediğimiz izoguard malzememiz arkadaşlar. Bunu da yakmak istiyorum. Bakın buna yaktım rağmen kapattığımda yangın hemen kendisi gidiyor. Bakın bir daha yakıyorum. Alevi yürütmüyor ve tamamen alevi söndürülüyor arkadaşlar. Bu malzeme de bu şekilde. Fakat biz yine bunlara rağmen izotonu öneriyoruz. İzoton neden öneriyoruz karavan içerisinde? İzoton hem ısı yalıtım değeri çok yüksek, hem ses yalıtım değeri çok yüksek, hem yangın yalıtımını da sağlıyor, hem de bu malzemenin çok özel bir detayı var. Bu detayla birlikte test yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen burada bir dakika saniye tutmak istiyorum aslında. Bakalım saniye hemen tutalım. Burada saniye tutacağım arkadaşlar. 0 dakikadan 15 saniye boyunca
izotonu yakacağım. Daha sonra 15 saniye içerisinde elimi izotona yapıştıracağım ve kesinlikle de sıcağı hissetmeyeceğim. İkinci bir şeyde bahsetmek istiyorum. Bunu hatta 20 saniye çıkartayım arkadaşlar bunu. Bir de aynı şekilde bunun testi için taş yönü deneyeceğim arkadaşlar. Taş yönü de yakacağım ve taş yönü de ısı yalıtımın aslında sajdaki iletkinliğini ve hedefini belirleyeceğiz arkadaşlar. Bunun yakmak için de şöyle, hani daha inandırıcı olsun diye şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Şöyle yüzey laylon olan bir şey yapıştıracağım arkadaşlar. Bakalım bu ürün kendiliğinde bir zarar görecek mi? Şimdi öncelikle testimizi taş yönüyle mi başlayalım bence? Yoksa izotonla mı başlayalım? Hadi izotonla başlayalım. Şimdi aynı şekilde 20 saniye bunu hemen yakalım. Bu yansın. Başlıyorum arkadaşlar burada. Başla dedik. Başladı ve şöyle ...10 saniye arkadaşlar şu anda ve 5, şu an saniye süresi bitti arkadaşlar. Bizim hedefimiz burada, bunu kapattıktan sonra bakın bunu kapatalım. Baş tabii ki saat açtığım için. Yine tekrar da arkadaşlar hemen 2-3 saniye içerisinde elini aynı yangın üzerine koyduğunuzda ve eğer bu ürün sizi sıcaklığını hissettirmiyorsa, bu ürün ne demektir arkadaşlar? Yangına karşı ve diğer yalıtım gruplarına karşı dayanıklı anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Ve bu ısı yalıtım değeri çok yüksek olan bir ürün anlamına gelmiş oluyor. Peki arkadaşlar şunu hemen şöyle bırakayım. Şimdi taş yönü yapacağım arkadaşlar. Taş yönü de aynı şekilde yakayım. Pardon, taş yönü yakmadan önce şöyle yapalım. Telefonumuzun sayacını açacağız. Başlattım ve daha sonra yedi arkadaşlar, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zaten sayaç hemen çalıyor. Kapattım arkadaşlar, üzerine şöyle baloncuk poşet koyuyorum. Bakın görüyor musunuz? Elimi zaten koymama hiç gerek yok ve şöyle, bilmiyorum kamerada çıkıyor mu? Bakın poşeti yaktı arkadaşlar. Bu derecede şu anda buraya dokunamam. Çok sıcak arkadaşlar. Ne olmuş oluyor? Bu yalıtımın performansının en üst düzeyde olan bir ürün olduğunu anlatmaya çalışıyorum aslında burada. İzotonun bu kadar başarılı ve daha güçlü bir ürün olduğunu tespit etmek için bu videoyu çektim. Arkadaşlar burada şöyle bir sacımız var arkadaşlar. Sacımı aynı şekilde 20 saniye yakacağım. Ve 20 saniyede ki yakmış olduğum sacı ne kadar performansı yüksek olduğunu başlatalım bunu. Başlattım. Çünkü bu pürümüz aynı zamanda yani gerçekten çok ciddi bir şekilde bir sıcağı oluşuyor arkadaşlar. Ve bu sıcaktaki malzeme, bakın zaten üstündeki metali de okuyabiliyor. Sayaç başladı arkadaşlar, okudu. Sayacımızı kapatalım. Bakın metal yanıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bunu anlatmaya yeterli olduğunu düşünüyorum. 20 saniye boyunca izotonla basarak ve daha sonra izotonun üzerine, bakın şu an poşet direkt yanıyor. Çok da sıcak bir ürün zaten şu anda. Ve resmen üzerindeki kumu bile yaktı arkadaşlar. O derecede sıcak. Biz buna rağmen izoton keçeyi yakıyoruz. Ve bunu hatta şöyle bir test daha yapmak istiyorum. Bunu kaç derecede ateşin direkt karşıya çıkacağını etmek için arkadaşlar, bu 10 milim olan bir ürün, öyle çok kalın bir ürün değil yani, böyle çok kalın olarak düşünmeyelim bunu. Hatta şöyle yapayım,
50 saniye yapayım arkadaşlar. 50 saniyede bu malzemenin sıcaklığı karşıya geçer mi? Yani bu yakıp karşıya geçer mi 10 milimi? Onu dinleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Başlattım arkadaşlar 50 saniyede. İnşallah bu süreçte bizim pürmüzün gazı bitmez arkadaşlar. Ve o sürede bu şekilde devam etmiş olur. Bakın hala geçmediğini görüyorum. Hatta elimi de koyabilirim arkadaşlar. Elimi de koydum. Görüyorsunuz. Ve 50 saniye yani 1 dakika boyunca ateşe maruz kalan ürünün bu tarafta sıcağı hissetmiyoruz. Bakın. Hiçbir şekilde ve aynı noktaya tutuyorum. Hiçbir şekilde sıcağı hissetmiyorum. Bakalım. Sayacımız 1 dakika ve şu an çalmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Bakın 1 gram yanmıyor. Sayacı kapatıyorum. Elimi üstüne koyuyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani eğer kamerada tam görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle elimi üstüne koyuyorum. Bundan daha iyi bir ürün yok arkadaşlar. Ben öyle söyleyeyim. Bunu sırf biz bu malzeme bizim olduğu için söylemiyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu bizim malzememiz olduğunu söylemek için bunu yapmıyorum. Bunun müşterinin ihtiyacını olduğunu ve karavan sektöründe insanların bu tür ürünlere ihtiyacı olduğunu anlatmak istiyorum. Şunu baştan yani konuyu kapatmadan önce şunu belirteyim arkadaşlar. Bizler bir sene öncesine kadar hiçbir şekilde karavanla ilgilenmiyorduk. Bizim gibi kurumsal firmaların hiçbir tanesi ilgilenmiyordu. Çünkü karavan sektörü çok küçük bir sektör. Ya birisi kendine özel bir karavan yapabilir veya araştırıp bulabilirdi. Ama şu an karavan sektörü patlak verdiği için bizim artık bununla yani karavan sektörüne bir el attık. Ve bu karavan sektöründe şu anda çok ciddi bir şekilde işlem yapıyoruz. Bir de şu